Sevgili gençler merhaba ben Onur Yar. Aşk mı para mı podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. <laughs> teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Sevgili gençler bilimle aranız nasıl? Nasıl olsun be Onur abi? Bilim bir yerde, biz bir yerde. Onur abicim Onur mu? Ben baya böyle kurcalamaları falan seviyorum bilimle ilgili. Sevgili Onur abi, bilim ben ve aşk. Kalp yani aramızda ok var. Ok geçiyor o kalbin içinden. Evet herkesin bilimle ilişkisi tahmin ediyorum bir diğer arkadaşımızdan farklıdır. Aranızda muhakkak bilme meraklı olanlar, bilim insanları meraklı olanlar, bilim dergilerine meraklı olanlar var. Dünyanın en ünlü bilim insanlarından biri de Carl Sagan'dır. Özellikle 90'lı yıllarda yanılmıyorsam Kozmos belgeselleri bayağı çığır açmıştı. Çünkü bilimi insanlara böyle keyifle, eğlenceyle, zihin açıcı bir şekilde anlatan bir adamdı. Hatta 2000'lerde de Neil deGrasse Tyson, Cosmos belgeselleri yaptı e, National Geographic'te. O da e, Carl Sagan'ın izinden giden bilim insanlarından biridir. Çok da tatlı bir adamdır. Ben de seminerlerimde bazen bahsederim. O yüzden Carl Sagan bizim dünyamız için çok çok önemli bir bilim insanı. Tanımıyorsanız da şimdi çok küçük bir şey dinleteceğim Carl Sagan'la ilgili. Onu daha yakından tanıyacaksınız. Peki niye dinleteceğim? Çünkü Carl Sagan'ın yıllar önce katıldığı bir televizyon programında eğitim sistemiyle ilgili çocukluktan gençlik dönemine geçişle ilgili çok güzel böyle bombişko açıklamaları var. Böyle 3-5 cümle. Tabi burada alt yazılı yayınlayamayacağım için yani dinleyen herkes de İngilizcesi çok iyi olmayabileceği için ben onun üzerine bir dublaj yaptım. Dublajlı bir şekilde size dinleteceğim. Önce onu dinleyelim sonrasında da üzerine birkaç kelam ederiz. Ben şunu görüyorum. Gidip de anaokulundaki veya birinci sınıftaki çocuklarla konuşursanız bir sınıf dolusu bilim tutkunuyla karşılaşırsınız. Ve oldukça derin sorular sorarlar. Rüya nedir? Neden parmaklarımız var? Ay neden yuvarlak? Dünyanın doğum günü ne zaman? Çimenler neden yeşil? Bunlar derin ve önemli sorulardır. Böyle sorular fışkırır onlardan. Ama gidip de 12. sınıf öğrencileriyle konuşursanız bunların hiçbirini duymazsınız. Duran ve meraksız hale gelmişlerdir. Anaokuluyla 12. sınıf arasında korkunç bir şey gerçekleşmiştir. Herkes dinledi mi Carl Sagan'ı? Tamam mıyız? Devam ediyorum. Tekrar dinlemek isteyen başa sarıp bir 50 saniye geriye gitsin dinlesin ve bizi tekrar yakalasın. Şimdi arkadaşlar Carl Sagan'ın burada bahsettiği 12. sınıfları ben şahsen çok yakından tanıyorum ya yani siz de tanıyorsunuz tabii ki ama seminer için Türkiye'yi karış karış gezerken okullara gidip salonlarda seminer verirken çok gördüm kendilerini. Genelde kızlar saç baş dağınıktır. Kanka makyaj yapacak bile zaman yok ya. Erkekler saç sakal birbirine girmiştir. Genel olarak bu gençlerin gözlerindeki ışıklar sönmüştür. Hayata karşı iştahları gitmiştir. Ben mesela salonda bir şeyler anlatmaya başladığımda başta böyle boş boş bakarlar. Sonra biraz biraz açılırlar, gülmeye, eğlenmeye, bir şeyler sormaya başlarlar. Bir gözü toprağa bakan insan yaratıklardır bunlar. Hatta bazen şöyle söyleyeyim. Seminerleri bile getirmiyorlar 12. sınıfları. Hocam diyorum niye getirmediniz çocukları? Onur Bey ellemeyelim çocuklar şimdi ders çalışıyor diyorlar. Çünkü inanıyorlar ki siz ders dışında bir şeyle ilgilenmemeli, dikkatinizi dağıtmamalısınız. O yüzden Carl Sagan çok haklı. Ama eksik de söylemiş. Çünkü çocuklar sadece bilim konusunda tutkulu değillerdir. Aynı zamanda onlar sanat tutkunudur, spor tutkunudur, mizah duygusu ve yaratıcı tarafları çok kuvvetlidir. Oyuncudurlar, Çocukluğunuzu hatırlasanıza. Kısacası kendimizi en özgür hissettiğimiz yaşlardır çocuk zamanlarımız. İlginçtir Neil de Grace Tyson yani Carl Sagan'ın izinden giden bilim insanı ki kendisi de Kozmos belgeselleri yapmıştır National'da. Çok güzel bir lafı var ben bunu sık sık seminerlerimde kullanırım. Der ki bir çocuğun hayatının ilk yılını ona konuşmayı ve yürümeyi öğreterek geri kalanını ise susmayı ve oturmayı öğreterek geçiriyoruz. Bunda bir yanlışlık var. Evet biz yürüyene kadar ev stadyum gibidir. Yürü oğlum hadi amcana doğru bir adım at. Babaya doğru koş bakayım kızım. Aferin sana. Ah bir adım daha at bakayım. Hoppa düştü. Olsun bir daha kalkar yürüs. Ya yürüyene kadar bütün ev komşular, akrabalar seferber olur. E konuşmak konusu da öyle. Anne de bakayım. Anne. Baba dedi. Baba demedi o. Kaba 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 dedi. Hayır. Baba dedi. Anne dedi. Babaanne dedi. Önce bana dedi. Peki biz yürümeye ve konuşmaya başlayınca ne oluyor? Hmm. Öyle her yere çıkma kızım. Öyle yapma oğlum. Fazla konuşma. Önüne bak yemek ye. Amca öyle yapılmaz. Teyze öyle söylenmez falan derken derken... Bizi böyle bütün o özgür kanatlarımızı uçuşa geçecek olan kanatlarımızı kırıyorlar. Bizleri böyle bağlıyorlar. Şimdi burada tabii ben bir sistem ve aile eleştirisi yapmaya çalışmıyorum. Neden 12. sınıfta neden buralara geldiğimizde neden büyürken gözlerimizdeki fer gidiyor? Yaşam heyecanımız sönüyor. O çocukken oyuncu, sanat, bilim tutkunu çocuğa ne oluyor? Bunu anlatmak için söylüyorum bunları. Benim şahsen eleştiriyle çok işim yok. Ben çözüm odaklı bir insanım. Yani bunu nasıl çözebiliriz? O yüzden ne yapacağız? Şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Biz sanat seven, spor seven, bilim seven Fizik, kimya, matematik, dans, tiyatro, eğlence, tasarım seven canlılarız. Hepimiz. Aslında bugün bize okullarda öğretilen derslerin temelinde de bilim, sanat, tasarım var. Dans var, ritim var. Bak matematik başlı başına bir efsane. Matematiği ezberlemek yerine öğrensek bambaşka bir dünya. Türkçe mesela, edebiyat. Bunların kökeni iletişim aslında. İnsanların kendini anlattıkları sanat araçları bunlar. Bunlar iletişim dersleri. Böyle bakarsak derslerimize aslında hepsi çok öğretici, çok keyifli, çok derin. Biz tüm bu eğlenceli dersleri sadece sınavda yüksek puan almak amacıyla ezberlemeye çalışınca doğal olarak sıkıcı bir hal alıyor. Arkadaşlar, kaçıncı sınıfta olursanız olun. Herkes kendini bir değerlendirsin. Çocukluktaki kendinizle bugünkü kendinizi bir değerlendirin. Ne kadar oyuncu, ne kadar özgür, ne kadar içinden geldiği gibi doğal davranan bir çocuktunuz ya da çocukken öyleydiniz. Şimdi nasılsınız? Bakın çocuklar mesela işte dolmuşta, sokakta, orada, burada dans ederler, oyun oynarlar. "Abi, bak o diye bağırırlar. Birdenbire çığlık atarlar. Ne kadar içlerinden geldiği gibi davranıyorlar değil mi? Peki siz şu anda ne kadar öylesiniz? Hoşlandığınız çocuğa ya da kıza ne kadar samimi davranabiliyorsunuz? Arkadaşlarınıza ne kadar içinizden geldiği gibi? Hocalarınızla, öğretmenlerinizle, ailenizle ne kadar özgür ve doğal kendi halinizde dengeli bir şekilde konuşup ilişki kuruyorsunuz? Ya kendinizle? Kendinize karşı nasılsınız? Biz yaşarken belli standartlar çıkıyor meydana belli bir öğrenci profili, belli bir genç profili, belli bir insan profili kendimizi o profillere uydurmaya çalıştığımız için bu barışıklık, kendimizle olan bu özgür ve keyifli muhabbet sona eriyor. Şimdi öncelikle o yüzden kendimizin doğal halini unutmayalım. Şu anda kendinizi nasıl görüyorsanız görün, özünüzde, kendinizde aslında doğal, oyuncu, eğlenceli, keyifli, sanatçı biri var. O yaşıyor. O sizsiniz arkadaşlar. Ben eminim size bir bir ödev verirse mesela bir proje sunulsa deseler ki Arkadaşlar ders çalışmaktan nasıl keyif alabilir gençler? Arkadaşlar üniversitede işte okumaktan, bir kariyer planlamaktan ya da ne bileyim işe başlamakla ilgili adımlar atmaktan, staj yapmaktan nasıl keyif alabiliriz? İşimizi nasıl keyfe dönüştürebiliriz gibi bir proje hazırlatılsa size 2-3 kişi birleşin, 5 kişi birleşin ve bir proje hazırlayın deseler hatta tek başınıza bile bunu size sorsalar eminim bir sürü fikir ortaya atarsınız. Bir sürü çözüm ortaya atarsınız. O yüzden söylüyorum Çözüm sizin içinizde var. O meraklı çocuğu, o heyecanlı çocuğu bugün nasıl dışarı çıkaracağınızı, bugün öğrenciyken, bugün çalışıyorken, bugün üniversitede tırmalıyorken onu nasıl ortaya çıkaracağınızı, onunla nasıl yaşayacağınızı siz çok iyi bilir ve bulursunuz. Ben gençken bunları hiç bilmiyordum bu konular. Bana anlatan olmadı da. Yaşarken öğrendim. Yaşarken gördüm her şeyi. Okulla hep mesafeli bir gençtim. Ama bugün bir üniversite okusam eminim ki sınıfın en çok eğlenen ve en güzel not alan öğrencisi ya da öğrencilerinden biri olurum. Çünkü ikisinin bir arada olacağını olduğunu biliyorum. Öğretmenim nasıl anlatırsa anlatsın konuyu ben onu kendim için keyifli bir hale getiririm. Sınav sistemi ne olursa olsun ben ondan zevk almasını bilirim. Hayatta bunu öğrendim çünkü. Zaten doğal olarak içimde olduğunu ve beni engelleyen bazı konularda da bir şeyleri değiştirmem gerektiğini değiştirdikçe de ne iş yaparsam yapayım, ne kadar para kazanırsam kazanayım mutlu olabildiğimi, hayattan keyif alabildiğimi buldum. Ve bunu size hemen yapın diye de söylemiyorum. Öncelikle bilin diye söylüyorum. Kendinizi bilin. Ne acayip güzel yaratıklar olduğunuzu bilin. Bugün neyin içinde olursanız olun ondan keyif alabilecek, onunla oyun oynayabilecek, onu bir sanata, bir tasarıma, bir keyfe dönüştürebilecek potansiyelin sizde olduğunu bilin ya da hatırlayın diye söylüyorum. Siz ne yapacağınızı çok iyi bilirsiniz. Ama kendinizi sisteme ezdirmeyin. Bu içinde yaşadığımız sosyoekonomik sistemi kendiniz için kullanın, hatta onu değiştirin. Çünkü hem ülkenin, dünyanın ve sizin kendi geleceğiniz sizin seçimlerinizle şekilleniyor daha özgür, daha eğlenceli, daha müzik dolu, keyifli bir hayat istiyorsanız önce bunu kendi hayatınızı değiştirerek, kendi bakış açınızı değiştirerek yapın. Sizi seviyorum. Bir bölümün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız, paylaşmak istedikleriniz, fikirleriniz için lütfen bana yazın. Instagram hesabım onuryarben. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.